Şimdi Türkiye'de magazinciliğin nasıl yapıldığını geride bıraktığımız hafta gördük. Neydi bu? Biz de gündemde burada değerlendirdik. Dedik ki yani bu çok kısa sürede ortaya çıkacak bir sonuç elde edeceğiz buradan. Nedir o sonuç? Sıla'yla Hazar Amen'e pazar günü onu mu diyecektin evet. Abi? Evleneceklerdi güya. Nerede? Oldu? Yunus Emre Kültür Merkezi'nde. Hem de yeri de belli. Evet. Gün belli, tarih evet. belli. Evet. Ne oldu? Evlenen yok. Evet, evlenen yok. Peki bu haberi kim ortaya attı? Bu iddiayı. Şimdi dönüyoruz. Noterimiz biliyorsunuz bana. Pazartesine kadar çalış dedim. Görev varmıştı. Birebir yazdım. Kızımız katraj dışındayım sevgili kameramanımız. Telefonla oynarken yüzümün yarısı yok. Yüzsüz bir adam durumundayım. Evet. Ama Ali abi seninki de ayıp yani girsene kadraja. Ya ben mi gireceğim? Sen neyse girelim. Sen abi. Şöyle şöyle. Şimdi iki program var. Önce şunu söyleyeyim. Yazılı kaynaklara göre ya aslında bu programlardan birinde de yer aldığımız için en ufak bir şey söylediğimizde vay siz onlarla aynı masadaydınız böyle mi söylenir bir taraftan. Vay az söylüyorsunuz onlar size az mı yattı öbür taraftan. Ama samimiyetle söylüyorum. Hiç program yapmamış olduğum insanla program yapmış insanlara olduğum mesafe aynı. Ne sempati açısından ne antipati açısından hiç kimseden bir farkları yok. Bu subjektiflikle söylüyorum zaten konuşmaları da yazdım. Bunun ortaya çıkma nedeni bu büyük bir haber. Sıla ile Hazar Emen'i evleniyor. Bunu kim ortaya çıkardı? Bunu da bulmaya çalıştık. Yazılı kaynaklar iki şey söylüyordu yazılı haberler. Bir kaynak diyor ki söylemezsem olmazın haberine göre. Bir diyor ki gel konuşalım'a göre. Döndüm yayınları izledim abi. Kim ne diyor acaba diye. Şimdi söylemezsem olmaz da bir Cambali diyor ki evleniyorlar. Evliliğin böyle erken olmasının sebebi de bebek diyorlar. Yani bir yerlerden duymuş. Evet. Bebek varmış. Ve 3 Kasım'da evleniyorlar. Bizden sonra bunun herkes haberini yaptı diyor. Ece Erken de diyor ki bu bir iddia. Bu iddiayı ekrana getirmek de bizim boynumuzun borcu. Ve sonra VTR'ye giriyor. Hani işte evleniyorlar pazar günü şurada burada. Devam. Bircan diyor ki Sıla'nın Bodrum'daki evinde dini nikah yapıldığını daha önce söylemiştim. Yani söylemiş. Dini nikah olmuş. Hızlıca evlenince de bebek var diyorlar diyor tekrar. Aldığımız evet. duyumlara göre Yunus Emre Kültür Merkezi. Aynen bu şekilde geçiyor abi. Evet. Ama belli ki yazın da konuşulmuş. Dini nikah yapıldı haberleri çıkmış. Kendileri böyle söylüyor. İlk haberi ben söyledim diyor bir Cambali. Evet. Dönüyorum gel konuşalım'a. Eylem İpek diyor ki evlenirler ise ilk haberi ben vermiştim. İkisi evet. de bu haberi ilk verdiğini iddia ediyor artık hangisi verdi. Hani dakikaları da bulmak çok zor. Sıla çok çocuk istiyor. Bir de seviyor da. Evlenmemek için ne engeli var? Hiç. Ama menajeri reddediyor. Bunu da söylememiz lazım. Bu cuma günkü yayından bu sözler. Cengiz Semercioğlu da diyor ki bakalım pazar günü evlenecekler mi, evlenmeyecekler mi? Neticede Eylem İpek diyor ki bu haberi ilk ben vermiştim. Evlenirlerse bunun kaynağı benim. Evet. Bir Cambali de diyor ki bizden sonra herkes bunun haberini yaptı. Evlenirlerse şimdi, biz söyleriz. İlk kaynağı kim bilmiyorum. Bir Cambali mi, Eylem İpek mi? Bu Sıla evlenecek haberinin ya da iddiasının ortada haber yok. Haberin doğru olması gibi bir mecburiyeti vardır. Aksi takdirde iddia olur. İspatlanamadığı zaman da bu iddiayı ortaya atan dillendirenin ne olduğunu seyirciler, izleyiciler takdir ederler. Şimdi bu haberin bir balon olduğu ortaya çıktı. Yatsı ezanı okundu. Etrafa baktık ki ne mum var ne ışık. Şimdi burada insanlara düşen görevler de var. Yani televizyon izleyicisi, haber okuyanlara da düşen görevler var. Nedir bunlar? Bu mesnetsiz iddiaları gerçekmiş gibi alıp haberleştirenler de basın etiğine uygun davranmıyorlar. Gazeteciliğin inanırlığına gölge düşürüyorlar. Magazincinin inanırlığını yerle yeksan ediyorlar. Ama sonuçta asıl olan okurdur, izleyicidir.
izleyici, okur cezalandırmazsa bunlar bunu yapmaya devam ederler. Bugün Ahmet, Ayla, Mehmet, yarın Fatma, Ayşe olacak bu iddiaların, yalanların sahipleri. Şimdi nereden bakarsan bak, yani sırf reyting, sırf tıklanma uğruna bu yalanlara göz yumanlar, yani bir binlerce insanın ekmek kazandığı, namusuyla iş yaptığı basın sektörüne ihanet ediyorlar. Kirletiyorlar. Yani senin 10 haberinden 6'sı yalan ve balon çıkarsa, medyadan, ya bu sadece televizyon programı için demiyorum, internet sitesi için de, gazete için de, medyadan diskalifiye olmaları gerekiyor. Ama oluyorlar mı? Hayır, olmuyorlar. Çünkü Türk halkı yalanı satın alıyor. Yalanın alıcısı çok, palavranın alıcısı çok. Gerçeğin yok. Niye gerçeğin var abi? Bak, magazin notları ne kadar çok izledim. Yani şimdi genele teşkil ettiğimiz zaman biz okyanusta bir damla kalıyoruz. Okyanus kirli. Evet. Yani sen içinde ne kadar bir doğruyu, gerçeği anlatmaya çalışırsan çalış, sonuçta insanlar o kirli bilgilerle, yalan yanlış bilgilere inanıyorlar ve yani dün söylenenin bugün yalan çıkmasına rağmen onları izlememek, onları okumamak gibi bir alışkanlığı yok halkımızın maalesef. Şimdi zaman zaman çok karşımıza çıkıyor. Efendim falan programda da şöyle dediler diye bize serzenişte bulunanlar, bir çift sözüm var, izleme. İzlememek, o yalan haberleri tıklamamak en iyi cezadır. Kendilerine geleceklerdir. Ya şimdi hayatın şöyle bir gerçeği var. Türkiye'de iki tane futbol gazetesi var. Spor demeyeyim onlara. En çok tiraj aldıkları dönem yaz aylarıdır. Sebep de şu, dünyanın bütün yıldızlarını Türkiye'ye getiriyorlar palavra haberlerle, yalan haberlerle. İnsanlar da bu yalanları bile bile alıyor. Ve tirajlar artıyor. Yani ligler bitiyor, maç sonuçlarını, nasıl oynamış takım, kim ne yapmış bakmadan böyle bir tercih oluyor Türk halkının. Kusura bakmayın da yani siz temizliğe kendi kapınızdan başlayacaksınız. Herkes temizleyince pırıl pırıl bir mahalle olur. O ülkede pırıl pırıl bir ülke olur. Yani sporcusu ormanın içine pet şişesini atıyorsa, öğretmeni söndürmeden sigarasını yaprakların, kuru yaprakların arasına atıyorsa, bu memlekette işlerin düzeleceği konusunda umudum yok. Pırıl pırıl da bir nesil yetişiyor. Yani hani bir damla diyorsun ya abi, olsun, damla damla, damlaya damlaya göl olur. Yani ne kadar manalı bir söz olduğunu düşünüyorum. Damlaya damlaya göl olur. Göller kurudu ama. Evet. Olmalı olacak. Peki bu böyle. Sıla ile Hazar Amel'e eninde sonunda evlenirler mi? Bu arada birbirlerine aşklarını da itiraf ettiler. Dün Sıla ama storiesinden bir paylaşım yaptı. Onu gösterelim mi? Gösterelim. Hazar Amani'ye. Arkadaşlar, daha önce Hazar Amel'e bir paylaşım yapmıştı. Biliyorsunuz, canım, sevgilim, hayat arkadaşım diye bir fotoğraf paylaşmıştı. Aşklarını herkes biliyordu ama itiraf etmişlerdi. Dün akşam da Sıla storiesinde Hazar Amani'yi ilk defa paylaştı. Böyle kalp kalp emojileriyle. Daha önce de paylaşmış mıydı? Birlikte fotoğraf çektirdiler. Şimdi bak, bir ünlü biriyle olan ilişkisini hikayede, yani 24 saat sonra tarih olacak story'de paylaşıyor da ana sayfasında paylaşmıyorsa, yani ben ona biraz kuşkuyla yaklaşıyorum. Kimse kusura bakmasın. Kim daha çok seviyor şuradan çıkar mı Ali abi? Hazar Amani post yaptı. Evet. Sıla story'de paylaştı. İşte. Yani çünkü bunu bir ünlüden dinledim. Ben de hiçbir sevgilimin postunu paylaşmadım.
Hep story'de paylaştım. Story'ler uçup gidiyor. İlişkiler bitince de bir iş kalmıyor arkadan.